Korelim TV'ye hoş geldiniz. Bugün 17 Ağustos 2012 Cuma. Günün gazete manşetleriyle karşınızdayız. Evet, ilk haberimiz Potomaç'ın haberi şöyle. Engin Baytar'a 11 maç ceza. 165 bin avrodan bonus. PFDK Süper Kupa maçında Cüneyt Çakır'ın yakasına yapışan Engin Baytar'a 11 maç ceza verdi. Galatasaray'da Engin'e her maç için 15 bin avro olmak üzere toplam 165 bin avro ceza verecek. PFDK ayrıca Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e 21 günlük gün hak mahrumiyeti cezası verirken Galatasaray Kulübü'ne de 75 bin TL para cezasına çarptırdı. Kurul Fenerbahçe'ye 15 bin, Aykut Kocaman'a ise 10 bin TL ceza kesti. Evet Kocaman, evet kötü oynuyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman kötü futbol oynadıkları yönündeki eleştirilere katıldığını söyledi. İyi futbol için en az bir ay süreye ihtiyaç olduğunu belirten Kocaman, bir aylık bu dönem en az 7 maç oynayacağız. Bu periyodu en az hasarla atlatmaya çalışacağız. Ayrıca erken form tutmak belki de ileride sıkıntı yaratabilir. Evet, Kaka ile sıcak temas. Galatasaray Başkan Yardımcısı Refik Arka'dan bomba açıklama. Kaka için bir ay önce görüştük. Hala da görüşüyoruz. Galatasaray isterse Kaka'yı alır dedi. Evet. Beşiktaş'a kaleci şoku. Beşiktaş'ın yeni kalecisi McGregor'un Galatasaray derbisinde forma giymesinin çok zor olduğu açıklandı. Avustralya maçında sakatlanan ve kalça adalesinde yırtılmaya bağlı kanama olan İskoç file bekçisinin en erken 3 hafta sahalara dönebileceği öğrenildi. Evet, McGregor İBB ve Galatasaray maçlarında oynamayacak. Evet, yaşasın futbol. Bugün evet, futbol severlerin 96 günlük lig hasreti bugün sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonu bugün oynanacak. Eskişehir Spor Akhisar Belediye maçıyla başlayacak. 23 Aralık 2012 tarihinde devre arası tatiline girilecek. İkinci yarı ise 20 Ocak 2013'te başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2013'te tamamlanacak. Evet, saat 21'de Eskişehir Akhisar Belediye maçı. Stat Atatürk, hakem İlker Coşkun. Evet, yönetecek. Yarın saat 17'de Karabük Trabzonspor maçı, 21.45'te Elazığspor Fenerbahçe maçı, 21.45'te Gaziantepspor Sivasspor maçı. Pazar 20'de İstanbul Büyükşehir Beşiktaş, 20'de Kayserispor Bursaspor, 21.45'te Mersin İdman Yurdu Orduspor maçları var. Ve bir diğer haberimiz, zafer reçetesi Kayt'tan. Hollandalı yıldız Fenerbahçe'nin tek eksiği inanç dedi. Türkiye'de maçların uzun süre konuşulduğunu belirten Kayt, bu da kötü sonuçların şiddetini arttırıyor ifadesini kullandı. Zorlukları basitçe aşabileceğimize inanmalıyız dedi. Evet, Vaslui ile Romanya'da oynanan maçta klasını konuşturan Dark Kayt, iki nefis gole imza atmış ve taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Evet, bir diğer haberimiz, en az bir ay Fenerbahçe ne zaman hazır olur sorusuna Aykut Kocaman'ın yanıtı. Evet, en az bir ay. Sarı lacivertli teknik adam, bir aylık bu dönemde en az 7 maç oynayacağız. Bu periyodu en az hasarla atlatmaya çalışacağız dedi. Erken form tutmak belki de ileride sıkıntı yaratabilirdi düşüncesini savunan Kocaman, şu an panik yapacak bir şey yok diye konuştu. Evet, bir diğer haberimiz, birlik yemeği futbol camiası federasyonun iftarında buluştu. Yıldırım Demirören'in ev sahipliği yaptığı yemekte Bakan Suat Kılıç, milletvekilleri, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler bir araya geldi. Dostluk mesajları verildi. Evet, çete dağılıyor. Simeo gönderildi. Alves gitti gidiyor. Q7'nin bavulu elinde. Manuel Fernandes'e teklif yağıyor. Yönetim halen kararsız. Başkanın onu satmayacağım dediği Fernandes, cazip teklif gelirse gidecek. Kartal'ın Portekizli yıldızlarından sadece Hugo Almeida'nın takımdaki yeri garanti. Evet, Çakır faturası. PFDK keskin sirke Engin Baytar'ı 11 maçtan men etti. Hırçın Yıldız'a 20 bin TL'de para cezası verildi. Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır'a saldıran oyuncu, Türk futbolunda en yüksek ceza alan ikinci isim oldu. Evet. Bir diğer haberimiz, İmparator onu da alıp rüya takımı kuracak. Fatih Terim'in son hedefi Nuri Şahin. Menajeri Fazeli Galatasaray'ın ilgisini doğruladı. Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen milli oyuncu için Terim'in hem yakın dostu Marinho hem de Nuri ile bizzat görüştürdüğü belirtiliyor.
Hamit Altıntop'un da İngiltere'den teklifler alan eski takım arkadaşına Galatasaray'a gel dediği öğrenildi. Evet, bir diğer haberimiz. Barış ve sevgi yeniden canlansın. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden mesaj yayınlayan Başkan Ünal Aysal, yeni sezonda fair play'in öne çıktığı bir lig olmasını diledi. Evet, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yeni sezonda sahalar ve tribünlere barış ve saygı ortamının gelmesini istediklerini söyledi. Tüm kulüplere başarılar dileyen Aysal, geçmiş sezonlarda yaşanan sıkıntıları unutturan fair play'in öne çıktığı sahada ve tribünde barış ve saygı ortamının yeniden canlandığı bir sezon olmasını diliyorum dedi. Evet, günün gazete manşetleri bugünlük bu kadar. Pazartesi görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.